Şimdi sevgili arkadaşlar, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan bir girişimci olarak, bir iş adamı olarak, ticaret yapan bir insan olarak neye dikkat etmen lazım? Şöyle örnek vereyim. Dünyanın en zor müşterisi Avrupa'da yaşayan Almanlar, Fransızlar veya buradaki vatandaşlar. Yani Avrupa vatandaşları dünyanın en pimpirikli, en titiz müşterileridir. Şöyle, ben üniversite okurken online olarak evlilik yüzükleri satıyordum. İnternetten altın ve içerisinde genellikle pırlanta olan, hanımefendilerde pırlantası olan yüzükler satıyordum internetten. Ve dünyanın en zor müşterisi Almanya'da olduğu için müşteriler ilk aylarda, ilk senelerimde şunu yapıyorlardı. Yüzüğü alıyorlar, büyüteçle bakıyorlar. Hata arıyorlar. Almanların bir sözü var. Wer Fehler sucht, der findet. Yani hata arayan hata bulur. Ve hata bulup burada indirim istiyorlar. Yani çiziği var diyerek indirim istiyorlar. Sen de ne yapıyorsun? Mağdur olmamak için devamlı bu şekilde şikayetleri çözmek istiyorsun. Kaliteni yükseltmen gerekiyor. Kaliteyi yükselttikçe şikayetler azalıyor. O yüzden sen şunu bilmelisin. Eğer Almanya'daki müşterilere hitap ediyorsan kaliteni yüksek tutman gerekiyor. Null tolerans. Almanlar öyle diyor. Sıfır tolere durumu var. Yani tolere yok burada. Hani bir tolere, iki tolere yok. Sıfır tolere. Dolayısıyla sen gerçekten başarılı bir iş insanı olmak istiyorsan, buradaki insanlara hitap etmek istiyorsan dürüst olman gerekiyor. Yoksa seni siliyorlar. Kaybediyorsun. Senden bir daha mal almıyorlar. Sana ona göre puan veriyorlar. Google Maps'ten veya ben eBay'den satıyordum ürünlerimi. Yıllar önce 3500'ün üzerinde pozitif puanım vardı. Çok yüksek pozitif puanı vardı. Neden? Çünkü müşterilerin titizliğini biliyorum. Ona göre kaliteyi yükselttim. Onların bütün sorularına cevap verebiliyordum. Hazırdı zaten. Ürünü almadan önce sorabileceği sorulara cevap veriyordum. Yani neden, ne, nasıl, başka, nerede olarak anlattığım için müşteri alırken kafasında soru işareti oluşmuyordu. Gönlü rahat, zihni rahat o şekilde ürünü alıyordu. O yüzden sen eğer İş adamıysan, ticaret yapıyorsan, Avrupa'da yaşayan insanlara hitap ediyorsan buna dikkat etmen lazım. Buradaki müşteriler pimpiriklidir, çok titizdir, standartları çok yüksektir. Senden devamlı beklentileri yüzün üzerindedir. Bakın %100 değildir, %105'tir. Yani senden her zaman bir bonus, bir hediye, bir sürpriz bekler burada yaşayan müşteriler. Buna da overdeliver derler. Dolayısıyla bunu böyle bil. Ama Almanya'nın, Avrupa'nın dışında bir ülkede bu böyle değildir. Müşteri genellikle %90 beklentisindedir. Yani ben şu kalemi alacağım ama şurada çizgi olabilir beklentisinde. Yani %10 daha düşük. Yani eksik olabilir. Tolere etme durumu biraz daha fazla. Dolayısıyla sen Avrupa dışındaki müşterileri tanıyorsun. Avrupa'nın dışındaki müşteriler kolay müşteriler, pimpirik değil, tolere ediyorlar. Ama Avrupa'da gerçekten başarılı olmak istiyorsan Avrupa'da yaşayan insanların kültürünü anlamalısın eğer bereketli kazanç elde etmek istiyorsan. Şimdi bunun yanında peki nasıl bu duruma geleceğim diye sorarsan bak şunu söyleyeyim. Devamlı kendini update yapman gerekiyor. Hani senin telefonun otomatikman haftada bir veya iki haftada bir kendini update yapıyor. Soruyor değil mi sana? Diyor ki şu anda ben kendimi update yapayım mı? Güncelleyeyim mi? Diyor sana. Eğer kendini telefon güncellemezse yavaş çalışmaya başlıyor. Virüs giriyor, sistem tam çalışmıyor, aküsü çabuk bitiyor. Dolayısıyla nasıl cep telefonu iki haftada bir kendini güncelliyorsa sen de kendini devamlı güncellemen lazım. Peki güncellemek ne demek? Güncellemek kendini geliştirmek, teknolojileri kullanmak, iletişim becerilerini kazanmak, insanları öğrenmek, tanımak, sosyolojiyi, psikolojiyi öğrenmek, güncellemek budur. Eğer bunları yapmazsan buradaki pimpirikli müşterilere hitap edemezsin, para kazanamazsın ve şunu da söyleyeyim, sen kendini güncellemediğinden dolayı rakiplerin öne geçer ve müşterilerinde sana çizik atar. Sen bir daha kimseye hitap edemezsin çünkü kötü puanlar almaya başlarsın. Gurbette başarılı olmak istiyorsan senin yapacağın iş devamlı kendini güncel tutmak, kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak, devamlı öğrenmeye açık olmak, hizmet kaliteni arttırmak, konfor alanına düşmemek. Çünkü senin rakiplerin Almanlar biraz önceki bilinçte, yani biraz önceki saydığım bilinçte. Onlar ne yapıyorlar? Kendilerini devamlı güncelliyorlar, kendini geliştiriyorlar, kendilerine yatırım yapıyorlar, elemanların gelişimi için yatırım yapıyorlar, para ödüyorlar devamlı bu ödedikleri paraları, vergiden düşürüyorlar sonra. Eğer sen kendini güncellemezsen, kendini geliştirmezsen, öğrenmeye açık olmazsan o zaman piyasadan silmiyorsun. Zaten sen bir gurbetçi olarak
5-0 geriden başlıyorsun. O yüzden kendini geliştirmek zorundasın. Eğer kendini geliştirmeyip geride kalırsan iflas edeceğin açık ve net. İflas ettiğin zaman da tamam, sosyal devlet buralar sana yine yardımcı olacak. Ama elindekilerini ilk önce satman lazım. Ne varsa, saatin mi var, altın, bilezik, ne varsa, arsa, daire, ne varsa ilk önce git onları sat diyor. Ondan sonra ben sana sosyal yardım veririm diyor. Ve iflaslarda 7 sene sürüyor. Yani iflas verirsin ve 7 sene iflasın sürer. O yüzden en iyisi iflas edeceğine, kapı kapı dolaşacağına, para dileneceğine, kendi işinde başarılı olmak için kendine yatırım yap. Kendini geliştir. Öğrenmeye açık ol. Kişisel gelişim yap. Zaten Finansant Maliye bu konuda seni destekliyor. Yani biliyor ki sen eğer 100 bin euro para kazandın, tamam mı, bu sene 100 bin eurodan kazandığın paranın yarısını kendi gelişimin için yatırım yaptın. Mesela 50 bin euro, tamam mı? 50 bin euro yatırdın kendine. Mali öyle düşünüyor. Bir dahaki sene bu arkadaş 100 bin euro değil de 1 milyon euro kazanç elde edecek. 1 milyon kazanç elde ettiği zaman bana daha fazla vergi ödeyecek. Yani win sistemi var. O yüzden senin kendine yatırdığın parayı vergiden düşürüyorlar. Diyor ki bana verme bu parayı. Git ilk önce kendine yatır. Ben onu düşerim diyor. Yani senin vergi borcun 50 bin euroysa git 50 bin euroyu yatır kendine diyor. Kendi gelişimine yatır. Ben bundan feragat edeceğim. İstemiyorum senden para diyor. Bu kadar açık seni teşvik ediyor. Çünkü senin gelişimin ne demek onlar için? Daha fazla vergi. Daha çok para kazanacak. Yani daha çok vergi alacağı için senin gelişimini istiyor. Yani o yüzden seni teşvik ediyor. Sen kendini geliştir diyor. Daha fazla para kazanacaksın. Bana daha çok vergi ödeyeceksin diyor. Dolayısıyla seni bu şekilde teşvik ediyor. Dolayısıyla sen de gurbetçi bir iş adamı olarak kendini geliştirmeye açık ol. Öğrenmeye açık ol. Kendini güncelle. Kendine yatırım yap. Kendini geliştir. Daha fazla kazanç için bunu yap. Daha fazla para kazanırsın. Kendine bir kuruş yatırdığın zaman 10 kuruş geri gelir. Bunu zaten istatistikler de bu şekilde söylüyor. Maliye, Finansam da bunu biliyor. Dolayısıyla seni teşvik ediyor zaten. Kendine ödediğin her parayı vergiden düşürebiliyorsun. Harekete geç, kendini geliştir artık. Eğer sen de Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi olarak kendini geliştirmeye açıksan, öğrenmeye açıksan, kendine yatırım yapmaya açıksan, içindeki potansiyeli açığa çıkarmak istiyorsan, kendini tanıyıp kafandaki kilitleri çözmek istiyorsan, kafanı, beynini başarıya programlamak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com